Öncelikle içimiz yanıyor. İçimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Ama çok fazla diyecek bir şey yok. Öncelikle şunu bilmek lazım. Kader bir şekilde tecelli ediyor. Ne kadar önlem alırsan al. Ama evet, orada bir önlem alınsaydı belki çok daha farklı olacaktı. Belki hiçbir şey olmayacaktı. Sadece üst geçit değil ki mesele. İğleni tenzih ederek söylüyorum. Servis şoförü arkadaşların çoğu sorumlu. Sorumlu insanlar. Vakitlerle yarışıyorlar, dakikalarla yarışıyorlar. Yollarda ya bu konu çok su götürür. Daha önce orada başka kazalar da olmuş diye dedi. Buna benzer kazalar olmuş, evet. Evet. Madde hasarlı vesaire kazalar olmuş. Yani açıkçası biz tarafı olmadık ama şimdi tarafıyız. Diyecek çok fazla bir şey yok. Şimdi acınız geçtikten sonra bununla ilgili bir soruşturma, bir suç duyurusu bir şey düşünüyor musunuz efendim? Gün akşam Kaymakam Bey, Sayın Kaymakam, Pendik Kaymakamı ve Sayın Belediye Başkanı geldiler ziyaretimize. Ne istiyorsanız, ne gerekiyorsa, ne ölçüldüyse, ne ihtiyaç varsa orada yapılacağının sözüne garantisini verler. Allah onlardan da razı olsun. Biz onların sözüne inandık, güvendik. Bu konuda daha başka söylemek istediğim bir şey yoktur. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Yok ki yani. Ne söyleyebilirim? Kardeşimdi. Hem kardeşim, hem canım, hem en sevdiğim arkadaşımdı. Söyleyemiyorum yani bir şey. Orada önlem de olsaydı belki. Belki olmayacaktık. Belki hafif yalanacaktı. Yine de yanımda olacaktı ama. İşte. Yaya geçidi var bir tane. O da durakta. O yaya geçidinin hiç güvenliği yok. O yaya geçidine bari bir ışık konursa orası rahatlatılır ama yine o bizim çıktığımız orada bir çayırlık var. O çayırlığa da bir tane yaya geçidi lazım. Oraya bir yaya geçidi, ışık garanti olmalı yani. Nasıl biriydi Nedim? Tatlıydı. Canı yakındı, yaramazdı ama. Çok iyi bir çocuktu. Hep notları da çok iyiydi. 90-100, 90-100'dü. Ya bunu hak edecek bir çocuk değildi. Ya oraya bir yaya geçidi, trafik ışığı falan konulmalıydı. Eksik hissediyoruz kendimizi. Evet, çalışkandı, cana yakındı. Yapılacak hiçbir şey, ya hiçbir şey konulmamış oraya ve orada arkadaşlarımız hep tehlikedeydi. Trafik ışığı yoktu, üst geçit yoktu, yaya geçidi bile yoktu.
Nedim 4 yıl boyunca benimle birlikte okudu. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar her zaman çok hareketli bir çocuktu. Hareketli ama çok zeki, çok sevecen bir çocuktu. Kimseye bir zararı yoktu hareketliliği dışında. 4 sene sonra mezun ettim onu ve şimdi cenazesindeyim. İlk defa bir öğrencimin cenazesine katılıyorum. Daha önceden herhangi bir kaza oldu muydu bu bölgede, bu ana arterlerde? Ya ufak tefek kazalar oluyor. Arabalar çarpıştı birbirine çarpışan. Daha 2 hafta önce bir araba çarptı. Yine Kurtköy Mahalle Muhtarımızın oğlunun arabasına çarpmışlardı orada. Daha birazcık daha yukarısında orada marketler var, siteler var, site girişlerinde kazalar oldu. Ana arter orası. Evet. Aileye başsağlığı diliyorum. Mekan cennet olsun yavrumuzun. Fatiha. Mevlam bize biçilen ömrü kendi emir. Bunu bizim başımıza Rabbimiz verdi. Biz hamd edenlerden olacağız dediler. O zaman bir kez daha helal edin. Mevlam helallığınızı, şahitliğinizi dergâh-ı indinde kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet eyledim Allah rızası için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, sabi erkek çocuğu için duaya uydum hazırda olan imama, Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Yavrumuzun ruhu için, değerli cemaat-i müslimin, cenazemiz Kurtköy mezarlığına gidecek. Aracı olmayanlara belediyemiz araç tahsis etmiştir. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaldırım var. Yavaş kaldırım var. Dikkat edin. Güzel arka taraf. Daha zıpla Nedim. Başka fazla.